benzeriz. Dövüş kuralı tüyledir tamam mı? Tırnaklayı da var, oyunda yiyorsun. Gitti de yapar, açın acı şahit sandın ama. Oturur, oturur. Bak, sese vakit ettiriyor değil mi? Şimdi oturur, şimdi oraya kapı. Bilesene, kendine bir dur oturur. Bak, 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 bak. Geç, bak, bak. Horozun kesmek için almıştım. Kırk olunca horozun kesmekten vazgeçtim. Çünkü böyle bir olay ilk defa başıma geldiği için ben de bir değerlendirmeyi istedim. O yüzden horozumu kesme. Horozu amcam Ulu Erdal Bulut'tan aldım. Hediye diye aldım. Ben Gümüşhane'den geldikten sonra babam dedi ki horoz kırk olmuş. Tabii ben inanmadım, anlam veremedim. Sonra gittim kümese baktım ki hakikaten kırk olmuş. Yaklaşık 15 gündür böyle 5-6 günde yumurta koymuşuz. 6 sene şu anda var. Benim yaşım 30, ilk defa böyle bir olaya şahit oldum. Çünkü küçüklüğümden beri horoz doktan uğraşıyorum. İç içeyiz. İlk defa böyle bir olaya şahit oldum. Şu anda haber yok. Zaten duyanlar da 60 yaşındaki abilerim şu anda diyor ki dalga mı geçiyorsun ya da ilk defa böyle bir şey duydum. İnanmıyorlar. İşte birkaç kişi görünce hala inanmaya başladı. Türkiye'de zaten şu anda kırk olan benim horozumdur. Diğer horozlar bir iki tane olmuş. Onlara tabi annesi öldükten sonra horozu annesi diye sahiplenip peşine takmışlar. Yani şu anda Türkiye'de kırk olan horoz benim horozum. Bir Allah nasip ederse iki hafta sonra imtihana çıkar. Biz de yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyoruz. Muhammed arkadaşın horozu kırk olmuştu. Bize gelip bir inceleme yaptık yerinde. Daha önce buna uygun şeyler örnek yani böyle şahit olduk ama bir iki günlük öyle hevesli amaçlı oturdular ama kalkmıştılar. Yalnız bu yaklaşık 15 gündür oturuyor. İşte dibinde yumurtaları da görüyorsunuz. Aynen tavuk gibi kırk olmuş. Gördüğünüz gibi horozumuz tüye de girmiş. Şu an tülede. 10 gün sonra bakacağız. Cüzdürler çıkarsa Türkiye'de bir iş olacak. Tırnaklayı da var ama oyundan yiyorsunlar.